Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Guvohchilarning so'zlari qarqash hujjatlarining rostligini dalillaydi. Yaqinda oshkorlangan qarqash hujjatlari Xitoyning jinoyatlarini xalqaroga yana bir qitim ko'rsatib bergan bo'lib, ziyonkashlikka uchrag'anlarning guvohliklari bu hujjatlarni yana bir qitim dalillaydi. Zimiston to'rining 1-mart e'lon qilgan bu vaqtdagi xabarda qarqash hujjatlarining Xitoyning jinoyatlarini fosh qilishda qimmatlik uchurlar bilan ta'minlanganligi, bo'libmi tutqunlarning bir qism qamalish sababining oshkorlanganligining to'limi muhim ekanligi bildirildi. Shundoqli doktor Adrian Zenizning bu hujjatlarni hozirgacha oshkorlangan eng kuchli dalil deb sifatlaganligi naql qilindi. Xabarda yana Xitoyning bu hujjatlarni yolg'onga chiqarganligi, ammo chet eldagi Uyg'urlarning o'z oilasi uchun bergan guvohliklari bu hujjatdagi mazmunlar bilan o'xshash chiqqanligi, Xitoyning bularni inkor qilolmaydiganligi ko'rsatib o'tilgan. Zimiston to'ri bu vaqtda bir Uyg'ur ayolni ziyorat qilgan bo'lib, ismini oshkorlashni xohlamagan mazkur ayol oldingi bir oy ichida 37 urug' tutqundan tutib ketilganligini, tutqun qilinish sababining qarqash hujjatlarida tilga ilingan sabablar bilan o'xshash ekanligini, hammasining digudak ko'p farzandlik bo'lish, chet elga chiqish, namoz o'qish qatorliq sabablar bilan tutqun qilinganligini, bularning ichida 3 tutqunining o'lib ketganligini bildirgan. Bularning ba'zilari jazo lagerga qamalgan bo'lsa, ba'zilari turmaga tashlangan, eng og'iri 25 yillik kesilgan. Xabarda yana Sharq Turkistondagi ma'lum bir soqchining yuqoridan buyurilgan sonni to'shqizish uchun Uyg'urlarni tutilganligini, ba'zilarini tutish uchun hech qanday sabab ketmaydiganligini zimiston to'riga oshkorlanganligi tilga olingan. Amerikaning har qaysi joylarida Xi Jinpingga qarshi namoyish o'tkazildi. Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, oldingi shanba Amerikaning har qaysi joylaridagi Xitoylar kompartiya hokimiyatining haqiqiy ahvolini yushirib kelganligi va fikr erkinligini cheklaganligiga qarshi namoyish o'tkazdi. Amerikaning Washington, Nyu-York, San-Fransisko, Los-Anjeles, San-Diego qatorliq ko'plagan shaharlardagi demokratik Xitoylar Xitoy elchixonasi va boshqa odam ko'p yig'ilgan joylarda norozilik namoyishi o'tkazib, Xi Jinpingning mustabitligini ayiblashgan. Namoyishni tashkillovchilar ziyoratni qabul qilib, Xi Jinpingning Wuhan virusidan xatarli ekanligini, dunyoga va insoniyatga ofat ekanligini, bosh jinoyatchining Xi Jinping ekanligini bildirishgan. Namoyish qatnashgan Hong Konglik kishilik huquq faoliyatchilari xalqaro jamiyatni Wuhan virusiga diqqat qilish bilan birga Hong Kong masalasiga ham ko'ngil bilishga chaqiriq qilgan. Xitoyning ishlab chiqarish ko'rsatkichi eng tuban nuqtaga tushib qoldi. Valkochisi jurnalining bugungi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Wuhan virusi sababli Xitoyning ishlab chiqarish va setish ko'rsatkichi eng tuban chakka tushgan. Xabarda Xitoyning ishlab chiqarish va setish ko'rsatkichlarining bu yil 2-chi oyda Wuhan virusining ta'siriga uchrag'anligidan tarixdagi eng tuban nuqtaga tushib qolganligi. Bulardan sirt, Xitoy shirkatlarining normal ishlab chiqarishni asliga keltirishda qiyinchilikka duch kelganligi, 2-chi oydagi setib olish ko'rsatkichining 1-chi oydagi 50 nuqtadan shiddat bilan tovallab 35.7 nuqtaga tushib qolganligi ko'rsatilgan. Xitoy davlatlik statistika idorasi shanba kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumot Wuhan virusining 1-chi oyining oxiri Xitoy iqtisodiga ta'sir ko'rsatishga boshlagandan buyongi tunji oylik iqtisodiy sonliq ma'lumot ekan. Ma'lum bo'lishicha 2008 yili 11-chi oyda Xitoyning iqtisodiy ko'rsatkichi 38.8 nuqtaga tushib qolgan bo'lib, ayni vaqtda pul muomili krizisi Amerika poychaki bozorining shiddat bilan tushishini keltirib chiqarib, dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatgan. Ma'lum bo'lishicha shanba kuni e'lon qilingan Xitoyning 2-chi oydagi ishlab chiqarishdan boshqa setib olish ko'rsatkichi 1-chi oydagi 54.1 nuqtadan 29.6 nuqtaga tushib, tarixdagi eng tuban chakka yetgan. Ta'siri eng ro'shan bo'lgan sohalar ishlab chiqarish va setish sohasidan boshqa xalq avasiyasi, yumshoq detal, uy-mulk va qurilish qatorliq mulozimat kasbini o'z ichiga olgan. Wuhan virusi xalqaroda andisha qo'zg'amoqda. Xabariyati to'g'rining bugungi xabarda bildirilishicha, Wuhan virusi xalqaroda tezlikda tarqalib, qattiq andisha paydo qilishga boshlagan. Iron sahiya ministri Said Namakki bayonot e'lon qilib,
Wuhan virus sebeplik 54 kişinin ölgenlikini 978 kişinin yukumlanğalıqını, Wuhan virusu'a karşı köreş üçün bütün devleti seferberlik kozuqtılğalıqını, 2 gün içinde 300 bin etret teşkilleb barlıq ailelerde salametlik tekşürüşünü başlaydıqalıqını bildirgen. Haber diyene Irak'ta ilgiri 13 kişide virus bayqalıqalıqı, Sahiye Ministerlikinin bugünkü yazın bayanatı da İran'dan kayıtıp gelgen yana 6 kişide virus bayqalıqalıqı. Koreya'da mı virüs sebebinin 20 kişinin ölgenliği, yukumlanğıçılarının 3736'ı yetkenliği. Ondan başka Bahreyn'de yukumlanğalarının 47'ye, Livan'da 10'a, Katar'da 3'ü yetkenliği bildirildi. Ahırkı 24 saat içinde Xitay'da Wuhan virüs sebebinin 42 adam ölgen ve 202 yeni yukumlanğıçı eniklanğan. Uyghurlar Türkiye Armiyesi'nin zaferi üçün dua tilavet faaliyeti ötküzdü. 1 Mart İstanbul'un Küçükçekmece Fatih Camisi'de Hubden Namızdinkin dua tilavet faaliyeti ötküzüldü. Faaliyetini Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği teşkilligen bulup, rayonda yaşavatkan köpsandaki Uyghurlar iştirak kıldı. Faaliyet Abdicelil Karım'nın yitekleşi bilen işkereket nefli namaz okuş bilen başlandı. Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği azası Ömer Karacım'ın yitekleşi bilen vitir namızdan ahırda, Şarkı Türkistan halkının Xitay tecavüzcülerinin zulümünden kurtuluşu, Şarkı Türkistan halkı Türkiye halkı ve barlık Müslümanlarının virüs vabasının aman buluşu, hem de Suriye Müslümanlarına yardım kılış yolu da İdlib'de şehit bulgan kahraman Türk askerlerinin şehadetinin kabul buluşu, şundakla Türkiye'nin Suriye'deki bahar kalkını hareketinin muvaffakiyetlik buluşu üçün dualar kıldı. Ahırda Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği'den Ataullah Halptacım, mezlumlarını kurtulduruş yolu da cihat kılış teması da tesirlik nasihatlerini kıldı. Bahar kalkını arkalık hain kollarını sundurup taşlayımız. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu bahar kalkını herbi hareketi arkalık Türkiye bayrağı suzulgan barlık hain kollarını sundurup taşlaydıqanlıqlarını bildirdi. Minister Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'da 27 fevral Suriye'nin İdlib rayonunda vazife ötevatkan Türkiye askerlerine kılınan hücumdan kim başlanan bahar kalkını herbi hareket doğrusunda bayanat ilan kıldı. O Fırat kalkını, Zeytun Şehi, Tınışlık Buluqi ve emdilikte başlanan bahar kalkını herbi hareketi bilen bayrağımızı sozulgan barlık hain kollarını sundurup taşlayımız. Allah Ayyultuz'un şan şerifi üçün pidakarlık körsetken kahramanlarımızı qoğduğa itidi. Yeni bir tereptin Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar 27 fevralda Suriye'nin İdlib şehirde askerlerimizge kılınan işplas hücumunun arkasında başlanan bahar kalkını hareketinin gelbilik halde devamlışı vatkallıkını etti. Ve bugünkü kadar bir tane uçkuçsız aeroplan, 8 tane tik uçar aeroplan, 103 tanka, 72 top ve kök nurluk raketa atar ve 3 hava müdafiye sistemisi bitişt kılındı. Hem de 2312 nefer Esed askeri ucuhturuldu dedi. İctimai teşkilatlar ortak ahbarat ilan kılışığını uyuşturdu. Türkiye'deki her kaysi ictimai teşkilatlar Suriye'nin İdlib şehirde tınıştıkını koğdaş yolda şehit bulgan askerler bilen hem nefes işkerlikini bildiriş için İstanbul'da ortak akbarat ilan kılış yığını uyuşturdu. Akbarat ilan kılış yığını İstanbul'daki Haliç Kongre zalde ötküzülgen bulup, Türkiye'deki ictimai teşkilatlar birliğinin en merkez teşkilatlardan bulgan Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı, İslam Dünyası İctimai Teşkilatlar Birliği ve Milli İrade Münbiri Katarlık Nüfuzluk Teşkilatlarının uğurlaştırışı bilen ilip verildi. Mezkur yığınğa Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti ve Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi Şarkı Türkistan halkıya vakaleten iştirak kıldı. Maarif Cemiyeti yukurdaki nüfuzluk 3 teşkilatının hemmesine resmi azadır. Uyghur işçilerinin Nike ayak zavutuğa mecburi yötkelgerliki malum. Washington Post'ta gezdi 29 fevral Çingdao'daki Nike zavodiga yotkap kelingan Uyghurlar haqida xabar e'lon qildi. Mazkur shirkatning Çingdao shahriga joylashgan Taekwang zavodiga elib kelingan Uyghur yoshlar qattiq nazorat ostida ishlaydi ekan. Muxbirning savoliga qo'rqib turib javob bergan bir Uyghur qizi biz talog'i chiqib yuralaymiz, ammo yurtimizga qaytib ketolmaymiz degan va boshqalarning ko'rib qilishidan ansirab darhol ketib qolgan. Xabarga qaraganda bu ishchilarning hammasi degudak 20 yoki 10 dan tuban yoshdagi qizlar ekan.
Xəbərdə görüstülüşçə, bu uyğur işçilər Zavut rayondaki kişilər bilən alaqı qılıçdın ənsirəydikən, ya ki alaqı qılalmaydikən. Muxbirinin ziyaretini qubul qılğan bir baqqal ayal mundaq digən. Bunların bu yerge öz məylici kəlməgəlləgini həmmə adam bilidu. Onlar bu yerge elib kilindi. Yeni bir baqqal bu uyğurlarının bu yerge kəlməkdən özgə ilacı yox. Hükümet onlarını bu yerge əvətdi digən. Xəbərdə Avustraliyadaki Strategilik Siyasat İnstitutunun dokulatını nəqil elib görüstüşçə, Taekwon zavodi uyğurlar məcburi əmgəkə oxşab gedidigan xizmət şəraitidə işləydigan 80 çoğun dünyavi markalarga mal təminləydigan zavodlarının biri ikən. Gezitin ziyaretini qubul qılğan dokulat aptori Viki Shiu Jongshu mundaq digən. Xitay rejimi atalmış Şinjandiki atalmış qayt tərbiyyələş lagırlarının caza mədiniyeti və əxlaqını Xitayının həmmə yerigə eksport qılmaqda. Xitayının məxsidi uyğurlarını xitaylaşdırış. Halbuki Nike şirketi özlerinin kişilik hukuku hürmet kıldığalıqı hem de özlerine mal temelligüçilerinin her kandak şekildeki mecburlaş türme emgekleri karakterlik emgeklerden paydınlıştın çekten geldikini bildirgen. Taekwon Grohi'nin Canobi Koreya'daki icraiye modeli Kim Ja-e-min Çıngdao'daki zavodda 7105 barlıqı bularının 600 nəpirini uyğurlar təşkil kıldığalıqı. Bularını əkilişdin maksat yerlik işçi kəmboluş boşluğunu tolduruş işgeldikini etkan. Xəbərdə Avustraliya Strategilik Siyasət İnstitutunun dokulatını nəqil elib görüstülüşçə, Xitay dairləri 2017 ildən 2019 ilgəcə 80 min uyğurni Xitayının hər qaysı cəylərdəki zavodlarına yötkigən. Xitay dairləri ilgirki atalmış 5-ci əmgə küşləri namıda uyğur yaşlarını Xitay ölkələrgə yötkigən. Xitayının məzgür siyasını Wuhan virusi iğir vəhim payda qılğan məzgildimi davamlaşdırışı, Hatta bazı Uyghur işçilerini virus bir kadar kent tarqalgan Hubei ölkesige koşun rayonlarga yetkişi küzet küçülerinin dikkatini tartkan idi. Nuzgum cemiyeti aktif hareket kılmaqta. 29 fevral Anadolu Okuğuşlar Birliği Bağlar Başı Kültür Merkezde şahadet keçisi faaliyeti uğurlaştırıldı. Faaliyetke Palestin, Suriye, Mısır, Türkiye ve Şarkı Türkistan Katarlıq devletlerden kelgen okuğuşlar iştirak kıldı. Faaliyette Nuzgum Cemiyeti'den Kiçik Amine sahneye çıkıp, dadısının Xitay tecavüzçilerinin koludu kandak şehit bolğalıqı hakkıdaki tefsilatlarını təsirli kılıp sözləp verdi. 29 fevral yana Huda Partisi Şehit Ayallar Keçiliki faaliyeti ötküzgen bulup, faaliyetke Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti teklif kılındı. Faaliyetke katnaşkan hanım kızlar şiir okup, şundaklı Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyetini Ailistikler uçurgan zulümlerini sözləb, Xitay tecavüzçilerinin Şarkı Türkistan xalqıga qılıbatqan qırğınçılığını tunuşturdu. Şükün yana İstanbul Üniversitesi Medisina Fakültesi okuğuçlarından təşkillengen bir hayat Nuzgum Cemiyetindeki okuğuçlarının kişini təkşürüp koydu. Arqadın okuğuçlarına kişi sağlamlığı haqqıda təlim verdi. Amerika Ayroplani Xitay Armiyesinin hücumuğa uçurdu. Amerika Deniz Armiyesinin bildirişçe aldın qayıpta Xitayının uruş paraxotu Tinich Okeandan uçuvatkan Amerika Deniz Armiyesinin P-8 tipliq çarlaş ayroplanığa hərbi sahada kullanıldığan infra qızılnır koyup bergen. Xitayının bu hareketini Amerika hükümeti xatarlik ve kəsbi əməstəb adıgan. Hərbi sahada kullanıldığan infra qızılnır bolsa nuru küçlük uzun mısafilik bulup, bu nur uçkuçular bölümüge çüşürülgende uçkuçular vaqtlıq heç nərsini görəlməydikən. Bu vaqa Amerika bilen Xitay armiyesi otursu devamlaşıvatkan ciddiçilik işçidi yüz bergen. Beşburcaklik bina ilgeri köp qetim Xitayının rayon bexatarlikigi künsiri iğir təhdit elib kilivatkanlıqını etkan. Bularının deyişçe Xitayının hərbi işleriği salgan köp məbləğleri onlarının rayondaki hükümranlıq ornini qolgu keltiriş məxsidi elib beyrivatkanlıqını oturgu koymaqda. Aldınqı ayda Amerika Dövlət Müdafiye Ministri Mark Esper, biz onlarını, yani Xitayının Canubi Deniz rayonda arallarını besiveliş ve şu aralarını hərbiyleştiriş işlerini yakından küzdük geldik. Onlar korallıq güçlerini tez terakki kıldırıvatıdı ve yeni teknologiyalarına erişiş arqalıq dünya gücünü başkalarının zeyniği bozumu öz menfaati üçün kullanmakçı buluvatıdı diyen idi. Bunun ilgirimi Amerika hükümeti Xitay armiyesinin Amerika ayruplarlarına infra kızılnır koyup berişige karşılık bildirgen. Bundaq vaqalar bir qancha qitim yuz bergan bo'lib, 2018 yil Amerika armiyasining USC-130G tipliq ayroplani Djibouti havo tavalligida uchayotganda, Djiboutidagi Xitoy harbiy bazasidan bu ayroplanga qo'yib berilgan infra qizil nur sababidan amerikalik uchuvchi zaxmlangan.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.